Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Harley Davidson'la beraberiz. Böyle bir anahtarı var. 2010 modelmiş bu arkadaş. Yani bu motor 1957'de başlıyor abi. 1957 Sportster olarak çıkıyor. Ve bunun üstüne de 1987'de Evo motora geçiyor. Tarih yanlış biliyorsam hatırlatın abi. Orada belki bir çevrimde hata yapmış olabilirim not alırken. 2010 olduğuna bakmayın. Bunun 2020'si de bu şekilde. Yani 2019'u daha doğrusu. Çünkü artık üretimi kalkmış bu motorun. Sanırım 2020 ve 2021'de olmaması lazım. Ama belki 2020'de vardır. Sportster Harley ailesinin Street Road çıkana kadar en ufak motosikletiydi. En böyle Harley olmayan motosikleti diye geçerdi. Ama şöyle bir durum var. Gerçekten Harley olayına baktığınız zaman en Harley motor da bu abi. Çünkü 1987'den beri Evo motor, yani bu motoruyla işte demir bir yapı. Her şeyi demir, her şey böyle sağlam, her şey böyle o ilk çıktığı haliyle. Yani görüp görebileceğiniz şu an için en Harley motorlardan bir tanesi. Ama tabi bu stigma diyorlar yabancılar. Bu Sportster'larda öyle bir stigma var. Nedir bu abi stigma? Bu Harley değil. İşte yabancılar buna, işte Amerikalılar daha doğrusu, kız Harley'i, bunlara kızlar binsin falan filan deniyor. Tabii ki onlar da biraz böyle daha böyle Harley, onların üretiminde olduğu için biraz daha böyle normal motosiklet markası olarak sayılabilir ama biz de abi Harley'ler lüks tüketim malzemeleri. Bu örnek 2010 bir örnek. Bu bile yani böyle lüks tüketim olarak geçiyor. Çünkü fiyatları biliyorsunuz ki uçuyor. Önümüzdeki sene bilmiyorum yani, şu an böyle tanıtımlara falan çıkıyor. Sportster'ın yeni kasası çıktı. Bu kasası artık bitti. Artık sıvı soğutmalı. Böyle yukarıdan egzozlu falan. Biraz daha bu standart kafayı bırakıp geleceğe döndü abi. Ayrın 883. Hadi bakalım sürüşe geçelim şimdi. Anahtarı şöyle abi. Anahtarda da şöyle bir olay var. Hap dedikleri şey bu. İmmobilizer bu arkadaşta. Anahtarda böyle dolap anahtarı gibi olduğuna bakmayın. Burada bir şey yok. Asıl immobilizer falan hep burada. Bu olmazsa motor çalışmıyor. 2012'den sonra anahtarsız çalıştırma da geldi. Hiç buna takmanıza gerek kalmıyor. Cebinizdeyken marşa basınca çalışıyor. Evet, anahtarı taktıktan sonra şöyle yapıyoruz. Kontağı açıyoruz. Ve canlanıyor arkadaş. Bu arkadaşın sesi güzel. Evo motor. Dümdüz motorlarından birisi abi. Sürüşe başlayalım. Benim biraz alışmam gerekecek şu body body olayına, çünkü hani naked ve biliyorsunuz benim multistrada var. Onlarda falan hep bu malzeme burada olur. Normalinde de bu buradadır ama Iron'larda falan bu tabii bir modifikasyon. Çağlar abi de bunu öne almış. Burada önde bu arkadaş. Fren de burada. Vites de burada. Buna bir alışmamız gerekecek. O yüzden birazcık bakalım nasıl olacak. Bu arada drag bar var abi bu motorda. Yani küçük bir gidon var. Bu küçük gidonun olması da tabii iyi bir şey, güzel bir şey. Ama benim gibi ilk defa binen bir insan için çok da güzel bir şey değil. Nedeni de abi, gidon kısaldığı için aynalar da kısalıyor abi. Aynalar kısaldığı için de benim gibi iri bir adam aynaya bakmak için kollarını kapatması gerekiyor. Şöyle bir aşağı inelim abi. Ben bir motosiklete alışayım. İlk defa biniyorum. İlk defa cruiser bir motosiklete biniyorum. Dediğim gibi bu 2010 model olduğu için abi göstergesinde şey yok. Göstergesinde devir göstergesi ve vites göstergesi yok. Bu şekilde.
boşa alıyoruz. Boşu bulmak birazcık sıkıntı. Abi titreşimi görüyor musunuz bilmiyorum. Titreşim böyle. Harley titriyor mu? Titriyor. Ama Harley hissi var abi. Yani şöyle oturdum Vans'larımla, kot pantolonumla. Tabii üstüme o kadar şey yapamadım. Harley'ci gibi giyinemedim. Şeyi giydim, ekipmanımı giydim. Ama altlara ekipmanı giymedik. Harley'ci mantığı, miğferi takarsın abi kafana. Böyle oturursun motorun üstüne. Hiç böyle ceket olmaz, bir şey olmaz. Böyle takılırsın. Ama tabii ki ben hem size kötü örnek olmamak adına hem de hani bilmediğim bir motosikletle ilk defa bir yola çıkıyorum ve çıktığım yolda Eskişehir yolu birazcık kalabalık ve hızlı akan bir yol. O yüzden ekipmanımı kesinlikle giyiyorum. Size de tavsiye ederim. Şöyle söyleyeyim, bu 50 beygir diye geçiyor abi. Yani bu motosiklet 50 beygir ama Harley Davidson tabii ki bunu 50 beygir olarak söylemiyor. Harley Davidson söylemiyor abi beygirini. 75 Nm'de torkundan bahsediliyor. Abi gerçekten torklu bir makine. Gerçekten yani iki silindir. Evet. Merhabalar. Ama tabii ki güç yok. O kadar da sesimiz soluğumuz da çıkıyor ama illaki önümüze çıkıyorlar. Şimdi motordan devam edersek abi güçsüz sayılabilecek bir motor ama bu boyutlardaki bir motosiklet için bence böyle çok da sıkıntılı, çok da üzen, çok da böyle güçsüz hissediyorum diyebileceğim bir şey değil tabii ki. Bunun muadili bir şey bilmediğim için bu arkadaş öyle çok güçsüz gelmiyor. Torklu bir makine. Vallahi zevkli tork olayı. Hani şöyle söyleyebilirim. Trafikte sizi geride bırakmıyor, üzmüyor. O güzel bir şey. Zaten ihtiyaç olan durum da o. Yani benim motosiklette iyi gidiyor, kötü gidiyor diyebilmem için benim kriterim o yani. Trafikte sizi geride bırakıyor mu? Trafiği yetişebiliyor mu? Trafiği geçebiliyor mu? Bunlar önemli. Trafikte gayet iyi gidebiliyorsunuz. Bu açılardan yeterli. Şimdi motordan bahsettik. Motosikletin motorundan bahsettik abi. Biraz da süspansiyondan bahsetmek istiyorum. Daha doğrusu süspansiyonun yani olmayışından bahsetmek istiyorum. Mesela şu an abi çok keyifliyim. Şu an çok mutluyum. Çok ufak şeyleri böyle sönümleyebiliyorum. Hani benim kilom biraz fazla. Ben 130 küsür civardayım yani. Motordan da çok bir şey beklemiyorum bu açıdan. Çünkü ön yüklemeleri falan daha böyle ortalama bir kiloya göre ayarlıdır bu motorların. O yüzden hani çok da bir şey beklemiyorum. Fakat yine de genel olarak böyle bir motora ilk oturduğum zaman hepsi böyle ortalama bir ayarda olduğu zaman hani o hissimden yola çıkarak bir şey söyleyebilirim. Bu egzoz da bu arada stokmuş ama sanırım bilmiyorum bir şeyler olabilir belki. Her an her şey sağa çek sola çek her an her şey olabilir bilmiyorum. Velhasıl benim dikkatim dağılıyor böyle hoşuma gitti. Mesela arka süspansiyon çok o kadar kötü gelmedi bana yani herkesin bahsettiği arka süspansiyon çok yetersiz. Evet birazcık sert bindik. Buralar çünkü kalabalıkmış. Bozuk yollarda abi süspansiyon olayı gerçekten sıkıntılı. Yani sizin yol hakimiyetinize engel olacak kadar sıkıntılı. Bu da bir tık sürüş hissinizi bozuyor. Sürüş hissinize birazcık balta vuruyor. Bunun haricinde de şurada bir kenarda durayım notlarıma bakayım. Burada da bir şeyler varmış motosikletçi, çapırcı mapırcı, custom motorcycles diyor. Neyse ben şurada bir hem süspansiyon testi yapmış olayım dedim. Hem de notlarıma bakacağım sizin için.
Aslında yani Türkiye'de birazcık. Şurada bir hızlı çıkalım. Şimdi aslında abi Türkiye'de biraz bu sporcuların olayı tam an sporcuların olayı tam anlaşılmıyor abi. Sebebi de yabancılar, Amerikalılar abi sporcular dendiği zaman abi olaya şu gözle bakıyor. Ben bu baz motoru alıyorum abi diyor. Tamamen düz standart, iki tane teker, bir tane demir şase. Ben bunu alıyorum diyor abi. Ondan sonra diyor ben buna istediğim gibi diyor işte drag bar takıyor, ön kontrol takıyor, onun sisi var takıyor, arkasına bir şey yapıyor, önüne bir şey yapıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, modifiye diyor. Yani Sportster'ın olayı aslında modifiye olayı. Abi şöyle ansiklopedi gibi bir katalog var deniyor. Evet, aynen öyle. Bu motorun abi her şeyi değiştirilebiliyor, her şeyi oynanabiliyor. Hani o olaya girdiği zaman birazcık böyle motosiklet sizin oluyor. Ama işte Türkiye'de biraz o mantık yok. Çünkü abi bu arkadaşlar, sinyali kapatamamışım. Bu arkadaşlar pahalı abi. Bunu alacak adam da, yani Sportster alan insanların %80'i tam bütün parasıyla Sportster alıyor abi. Sonrasında bu Sportster kalıyor. Çok ufacık tefecik şeyler değiştirebiliyor ancak. Hani böyle olduğu zaman da tam o Sportster hissi yaşanamıyor. Hani o açıdan baktığınız zaman da Sportster çok mantıksız motor abi ya denebiliyor. Yani böyle bir problem var. Böyle bir durum var diyeyim. Problem de demeyeyim ama aklınızın kenarında bu dursun. Bunu söylememiz sebebi de abi bu arkadaşa ön arka amortisör, ön amortisör, arka işte yay amortisör beraber alındığı zaman, kilonuza göre eşlendiği zaman ya da ne bileyim sizin amacınıza uygun bir şey şekilde modifiye edildiği zaman abi o süspansiyon sistemi de gayet keyifli hale gelecektir diye düşünüyorum. Mantık iki tane teker, bir tane demir şase. Olay o. Sportster, yani standart Sportster'dan çok fazla beklentiniz olmayacak abi. Çok beklentiniz olmadığı zaman gayet keyifli motor. Gayet güzel motor. Ben şu an aşırı keyif alıyorum. Frenlerine gelirsek abi, önde tek disk var. Frenlerinden çok fazla şey beklemezseniz eğer gayet keyifli abi. Yani yeterli. Yeterli dediğim, durabiliyorsunuz ama birazcık geç fren yapayım, birazcık gazlayayım, birazcık tehlikeli kullanayım, birazcık hani sınırlara yaklaşayım dediğiniz zaman frenler yetersiz kalıyor. Çünkü abi bu arkadaş birazcık ağır bir arkadaş. 250 kilo bir arkadaş. 250 kilo da olduğu için abi o kütleyi durdurmak her baba yiğidin harici değil abi. Benim mesela motorum 250 kilo Ducati Multistrada'm. Onda mesela M50 Brembo çift disk var önde. Hani bayağı kuvvetli bir fren sistemi var. Hani öyle bakıldığı zaman tabii ki birazcık yetersiz ama cruiser dendiği zaman, yani Sportster'ın mantığı zaten cruiser olması. Yani bu arkadaş cruiser abi, bunun başka bir olayı yok. Cruiser mantığı dediğiniz zaman abi ama frenler de yeterli geliyor. Yani her şeyin ortasında kalan bir motosiklet. Yani her şey ortalama, her şey böyle standart denebilecek seviyede. Şimdi sürüş hissine gelirsek abi, bu arkadaşta drag bar olduğu için birazcık öne doğru eğiliyorum abi. Birazcık öne doğru oturuyorum. O yüzden belim birazcık böyle bir yokluyor beni. Ağrıyacak şeklinde bir mesaj var belimde. Birazcık bileklerim acıdı. Yani uzun yolda Çağlar abi, yani bu motosikletin sahibi şöyle bahsediyor. Yani bu motosiklete bayağı bindi. Çağlar abinin söylediği, abi belim ağrıyor. Çok rahatsız ediyor. Şehir içinde fıtı fıtı gezme motoru. Onu da nereden anlayabilirsiniz abi? 19 ön jant var abi bu arkadaşta. Görünüyor mu bilmiyorum. 17'de arka jant oluyor. Bu jantların büyüklüğü abi, o fıtı fıtılığı, yani böyle kıvraklığını veriyor bu motosiklete. Ama böyle bir viraja böyle oturttuğunuz zaman, böyle makineyi virajda böyle çizgisini oturttuğunuz zaman sürekli bir böyle bir kafası böyle başka yerde. Böyle ders çalışan ergen gibi, öyle söyleyeyim. Kafası sürekli başka yerlerde arkadaşın.
öyle o çizgide devam edip dönmüyor. Bu böyle bir ufak bir problem gibi düşünülebilir bu. Böyle bir olay var. Bakın işte süspansiyon olayı buralarda birazcık dertli oluyor benim için. Çünkü işte dediğim gibi ağırlık olduğu zaman süspansiyona da çok çalışma şeyi kalmıyor. Ön yüklemesi falan daha yüksek olan, daha yüksek oranları olan bir yay amortisör kullanmak gerekiyor. Yani viraj olayından da bahsettiğim gibi abi, bu motorun öyle bir virajlı dönmeydi etmeydi o kafalarda bir olayı yok abi. Bu motosikletle abi şehir içinde böyle gideceksiniz abi, dümdüz böyle gazını açacaksın, kapatacaksın, sesini dinleteceksin. Böyle bineceksin abi. Motorun olayı birazcık da bu yani. Harley'in olayı birazcık da bu. Daha doğrusu Sportster'ın olayı birazcık bu. Ama ben bu kafayı sevdim. Çünkü herkes size bakıyor. O çok güzel bir şey. Herkes sana bakıyor. Çünkü Harley'in üstündesin. Çatara patara gidiyorsun. Böyle o Harley'in potato dedikleri patates çalışma şekli var. Sesin yüksek, böyle tipi şey matsiyasın, böyle hani 2010 bile olsa bu motosiklet yenileriyle aynı kafada olduğu için, aynı görünüşte olduğu için zaten motosikletten çok anlamayan bir insan. Gerçi motosikletten anlayan insan dahi bunun 2010 ya da 2020 olduğunu anlayamıyor. Eşe dosta güzel gözükme kredibilitesinde gayet güzel bir his veriyor. Mesela böyle mahalle arasında falan sesin falan yankılanıyor. Nasıl keyifli işler. Bir de böyle herkes bakıyor. O güzel. Tabii buralarda biraz böyle sessiz binmek lazım. Çünkü buralar böyle biraz daha insanları rahatsız edilmemesi adına yerler. Abi Harley'in bu kötü çocuk imajı biliyorsunuz. Ta bu işte şeyden sonra, İşte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dönen askerlerin bu motorları alıp abi gelmesi ve işte sağını solunu kesip böyle bu motorlarda o PTSD dedikleri işte savaş sonrası travmalarını bu motosikletlerle ilgilenerek attıkları ve böyle kötü çocukluk yaptıkları motosikletler. O yüzden öyle değişik bir işleri var, olayları var. Şimdi şeye geldik. Physiotime'a geldik. Şöyle kapatalım. Physiotime de bizim Esra'nın yeri. Burası böyle fizik tedavi falan. Ben akupunktur oluyorum burada. Esra sever böyle çapırları. Ona bir göstermeye geldim şimdi. One eternity later. Hadi gidelim. Bu da şey olmuş gibi oldu. Böyle şehir içi testi olmuş gibi oldu. Şimdi en son abi bahsetmek istediğim olay oturuş pozisyonu. Bu arkadaşın oturuş pozisyonundan bahsedeceğim. Abi bunda ön kontroller var. Yani normalde bu arkadaşın kontrolleri şöyle ortada. Yani motosikletin ortasında. Yani dizinizin arkasında kalıyor ayağınız. Öyle düşünün. Merhaba. Ama bunda o cruiser kontrolü, yani öne alınıyor pekler, ön kontroller. Öyle oturuyorsunuz, yani dizinizin önünde oluyor ayağınız. Bu da böyle uzun yolda falan ya da böyle şehir içinde böyle sakin sürüşlerde daha rahat hisler veriyor. Ama işte bu birazcık şey yapıyor, nasıl diyeyim size, motosiklete hakim değilmişsiniz hissi veriyor. Yani o hakimiyet hissi şöyle anlatabilirim size. İşte böyle motoru yatırıyorsun falan ya mesela. Hızlı gittiğin zaman abi motoru şöyle dizlerinle tutarsın. Gidonu böyle kibar tutarsın. İşte kontra verirsin. Yatırırsın motoru şöyle sağa sola bilmem ne. Bunda öyle bir şey yok abi. Bunun orta kontrolü de öyle. Ön kontrolü de öyle. Ha, orta kontrolde hani ne oluyor? Şöyle olduğu için hani yine bir nebze bu depoyu tutabiliyorsunuz ama ön kontrolü aldığınız zaman olayı tamamen o dizde tutma hissi komple gidiyor abi. Böyle totonuzla tutmak durumunda kalıyorsunuz. Ellerinizle tutmak zorunda kalıyorsunuz. O da değişik bir his veriyor. Yani alışılagelmişten farklı bir his veriyor. Yani kime alışılagelmişten farklı bir his veriyor? İşte ben gibi işte ilk motoru naked olup işte arkadaşlarının süper sporlarına binip sonra işte ADV denebilir artık, hani spor touring motosiklete binen, hani biraz daha naked oturuşunu böyle motosiklet olarak
sayan bir insan için çok garip hissettiriyor. Bu durumu da size söylemiş olayım. Onun haricinde abi düz giderken ya da sakin giderken bu motosiklet keyifli. Yani drag bar böyle öne eğilmiş olsam da süspansiyonum yetmese de gerçekten keyif alıyorum. İşte oraya geleceğim abi. Bu motorun bir sürü değişik modeli var. Mesela o 48'lerin deposu falan çok küçük. Bizim Ahmet'te var İstanbul'da. O mesela tam böyle şey motoru, tam böyle cruise motoru. Yani şehir içinde gezeceksin, şehir dışında çünkü 8 litre mi, 9 litre mi, 6 litre mi öyle bir deposu var abi onun. Çok düşük, küçük bir deposu var. Ama azıcık hızlı gideyim, yırtılayım dediğiniz zaman abi böyle güvensiz hissettirmelere başlıyor. Böyle kabiliyetsiz hissetmelere başlıyorsunuz. Yetersiz hissetmeye başlıyorsunuz altınızdaki motorun. Ben bu durumlarında bahsetmiş olayım. Abi ilk motor olur mu bu motor? Yani bu ehliyet meselesi varmış sanırım. Oralara çok bilmiyorum yani, araştırdım ama çok bir şey bulamadım. Benim hani ehliyet sorunum olmadı hiç bugüne kadar. Ya 18 yaşınızdaysanız zaten abi ilk motorunuz hali olmasın. Gerek yok abi. Yani illa cruiser, chopper, hani böyle bu tarz bir şey istiyorsanız, sportster tarzı bir şey istiyorsanız, işte Japon malı, belki hani Çin malı, Kore malı böyle ucuz motorlar da var. Hani Japon cruiserlara bakabilirsiniz. Onlar biraz daha sizi motor öğrenme konusunda destekler. Biraz daha sakin öğrenmenizi sağlar. Yani bunlar abi ilk motor olur, olmasına olur ama 30 yaşınıza gelmişsinizdir. Ben illa Harley istiyorum diyorsunuzdur. İşte Harley'in ceketini almışsınızdır, tişörtünü almışsınızdır, miğferini almışsınızdır, evinizin duvarında Harley bayrağı vardır. O zaman abi ilk motor olur ama onun haricinde çok ilk motor olacak bir motosiklet değil abi. Gönül isterdi ki bu motorun, bu motosikletin gerçek kullanım amacı olarak kullanılabilecek olsa, yani evinizde olan böyle süper spor, ne bileyim hani hızlı bir makine ya da işte bir dirt bike dedikleri motocross motoru, şu bu, o tipte motorlarınız olup da yanında bir de böyle şehir içinde binmeye güzel, işte keyif alacağım böyle şakır şakır çalışsın böyle, oh erkek gibi böyle olsun dediğiniz bir motor olarak böyle baktığınız zaman gerçekten mükemmel o işler için. Evet abi, geldik bizim Mekhaus'a geldik. Burası da böyle bizim motosikletçilerin toplandığı yer. Cenk misin, Mert misin? Sanki Cenk'sin. Hah, Cenk'miş, tamam. Cenk abisinin motoruyla gelmiş. Hoş geldin. Şimdi bu motordan bahsetmemiz gereken başka bir olay ne kaldı abi? Allah. Yani çok da bahsedeceğimiz bir şey kalmadı abi. Düşük hızda manevrası çok güzel. Yüksek hızda hiç keyif vermeyen ama görüntüsüyle, o Harley kafasıyla, Harley olmasıyla bütün böyle gönlümüzün sultanı olan bir makine abi. Ben çok memnunum bu makineden. Çok hoşuma gitti. Keyifli sürdüm. Biner miyim? Binerim. Ama evimin tek motoru olarak binmem abi sanırım. Evimin ikinci motoru olarak, keyif alarak binebilirim. Son birkaç bir şeyden daha bahsedeceğim. Çağlar abiye de soralım. Hani sorunsuz mu, nedir ne değildir. O işlerden sonra da videoyu bitirelim. Şöyle. Prodüksiyon yapıyoruz. Testik. Neyse, şimdi sağ olsun Başar abiden de Q'yu aldığımıza göre. Abi yakıt ve bu işte bozulur mu, bozulmaz mı, hani sağlam mı, nedir ne değildir konularını sahibine soralım dedim. Bahsedildiğine göre, yani benim internetten baktığım, araştırdığıma göre şehir içi 130 ile 150 kilometre arası bir depoda bir sarfiyatınız varmış sanırım. Yani lamba yakıyor. 150-160'a geldi. Lamba yakıyor. O da bir 50 kilometre falan. Yani doldurduğumda genelde 8 litre falan alıyor o zaman. Uzun yolda da? Uzun yolda 180 ila 200 kilometrede lamba yakıyor. Hani o da basmana bağlı. İşte rüzgar, yüküne, yani arkaya bir şey bağladın mı? Sisi bar oluyor falan. Aynen, hani ki yüklüyorum ben bunu arkasına. Aynen. Sen uzun yola gidiyorsun. Gidiyorum. Şey yapıyorsun. Yani bununla Cunda'ya gittim ben kaç kere. Edremit tarafına gittim. Yani daha çok Ege tarafına gittim. Yani gidilmez diye bir şey yok yani. Uygun olmasa da çok diyorsun. Ya gidilir. Şey aynen. Çok güzel. Hani bundan önceki eski motorlarımı biliyorsun aslında. Aynen. Hani NC falan var. NC vardı. 150. Ondan önce Shadow vardı. Hani bunlarla gittiğim yollarda şu güzelliği var. 5'e at.
bir daha torklu makine. 3,5-4 litreye mi geliyor? Öyle, yani uzun yolda 4 desek daha, 4-4,5 desek daha 4, doğru 4, olur. 4-4,5 oluyor. Hani şehir içinde de 6-6,5 diyorsun. Basarsan hani biraz ben biraz ses çıkarayım, biraz sert kullanayım dersen 7'lere falan gösterebiliyor. 7'lere. 8'i gösteren arkadaşlarım da var dediklerine göre. Sağlamlık konusunda da abi bu Evo motor çok çok uzun süredir piyasada olduğu için Amerika'da falan bu arkadaşlar ne gitti? Virot mu? Göreceli olarak abi bu motorlar sağlam. Yani çok bozulacak bir şeyleri yok. Ama ya şöyle blokta blok bölümünde bir problem yaşamaz zaten. Çok düşük bir devir çeviriyor. Evet motor aynen. Hani düşük devirli, çok güçlü değil. Toleranslar o kadar kısa değil. Dar oynanabilen değil. Bir makine. Hani Amerika'da bununla hani bunu alıp tamamen işte 1200'e çeviriyorlar. Şunu aynen. Yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Şey yapıyorlar değil mi? Gömlek değişiyor, bilmem ne değişiyor. Kiti var zaten. Aslında istersen getirebiliyorsun. Hatta yabancılardaki o videolardan baktığım kadarıyla kendileri evde dahi yapabiliyorlar bu değişim olaylarını. Zaten yani ustaya gitmeden. Amerika'daki olay birazcık o. Yani aynen. Mesela en basitinden yağ tapası bunun şey değil, metal değil. Bayağı aşağıda bir hortum var. Aynen. Onu açıyorsun. Yağ akıt. Zaten yağ deposu şurada. Uniye bile ihtiyaç duymadan doldurabiliyorsun. Şık yani en basitinden normal bakımlarını bile o şekilde yapabiliyorsun. Aynen. Ama işte Avrupa ve bizim ülkemizde, özellikle bizim ülkemizde lüks tüketim malzemesi olduğu için Harley'nin yağını kendi değiştiren adama çok öyle şey yapmıyorlar herhalde değil mi? Hani... Ya, genelde Türkiye'de maalesef hani genelde ustaya gitmek zorundasın. Aynen. Dezavantajı aslında birazcık tabii. Da şöyle şunu söyleyeyim. Taşra'da şurada burada başına bela gelirse büyükşehir harici patates. En basitinden Eskişehir'de işte başıma geldi bir contası patladı. Eskişehir'de ustaları yalvara yakara. Aynen. Hani usta gösteriyor. 3 tane usta gösterdim. Hani üçü de ben ellemem diyor. Tabii avantajı sebepleri de bir kısmı da şu. Amerikan sistemine göre bütün civataları falan aletleri yok. Alet uymuyor. Aynen. Dezavantaj diyebileceğim ama öyle kolay kolay problem olmuyor yani servisten servise. Aynen. Bir arka rulmanları sanırım özellikle çok böyle artçılı falan uzun yola gidiyorsan, ağır uzun yola gidiyorsan rulmanlar bozuluyormuş herhalde. Evet 40 binde falan gidiyor ki benim de başıma geldi. Ön rulmanı aynen. Bozdum ben öyle. Bir statörün bozulmuş herhalde abi bir kere. Aynen o statörün kendisinde değil kabloları yağın içine kaldığı için şehir için çok kullandığım için yandı kablo. Kablosu ipten. Yandı. Bir o problem çıkardı. Yağ kaçağı falan yani... İllaki Harley olduğum için diyorsun. İllaki yağ kaçar. Yağa bakacaksın. Yağa bakacaksın. Yağını hani. Kontrol edeceksin. Ama hani masrafsız sayılabilecek bir motor. Yani masrafı çok yok sanırım ama sanırım parçası pahalı. Yani öyle bir durum. Arızaya geçtiğinde işte o zaman birazcık öpülüyorsun. Öpülüyorsun. Yani hani onun dışında. O da işte kur. Biraz da işte Harley'in yabancı ülkelerde şey olmasından dolayı. Olmasından işte arka fren müşürü olayı. 75 euro. Hani aynen. Fren 75. müşürü. Honda olsaydı büyük ihtimalle hani arabadan yani devşirme bir şey olurdu. Aynen. De abi sen bu motoru satacaksın herhalde. İlanı aynen. Var. Böyle kullandık. Siz de görmüş olduğunuz hem. Hani satılacak diye videoyu çekmedik tabii ki ama siz de en azından bir bakarsınız. İhtiyacı olan varsa bu motosiklete de ilanı bırakayım mı abi aşağı? Olur ben tamam. Atarım. İlanı aşağı bırakıyoruz. Bu şekildeydi. Benim fikirlerimi de siz görmüş, duymuş olun istedim. Kendinize iyi bakın. Cenk sana da çok teşekkür ederim. Cenk Albayrak onun kanala da gidin. O da motosiklet işini yapıyor. Merhaba. Mekhouse Ankara'daysanız kesinlikle gelin abi. Hamburgeri, sosislisi çok güzel. Başar abi de çok güzel insandır. Özellikle motorla gelene indirim var mı? Neyse Başar abi uzakta. O konuyu konuşalım. Hadi görüşürüz.